Unité 5 dans son révision il quel temps fait-il parler de la météo météorologie d'un mais quel temps fait-il il est il, il fait beau à il fait chaud sıcak. il fait froid à il fait gris à gris il fait Kendiniz dögre 15 derece örneğin. Hava 15 derece. Le temps est ensoleillé. Hava güneşli. Le temps est nuageux. Hava bulutlu. Le temps est pluvieux. Hava yağmurlu. Il y a ile. Il y a du soleil. Hava güneşli. Il y a du vent. Hava rüzgarlı. Il y a du brouillard. Hava sisli. Il y a de l'orage. Fırtınalı. Il y a de zavers, hava, sanak yağmur. Il pleut, yağmur yağıyor. Il neige, kar yağıyor. Il gel, don yapıyor. Il grel, dolu yağıyor. Yine kele la temperatur? hava sıcaklığı kaç derece? Il fait 15 15 derece. Ankel sezon saison somnu Hangi mevsimdeyiz? Nous sommes en hiver, nous sommes au printemps, İlkbaharda baharda o printemps oluyor. Nous o au printemps. Peki bununla ilgili bir etkinlik var. Écrire Meteo météo selon les saisons. Au printemps, sonbaharda hava nasıldır? Il fait beau. Hava güzel. Le temps est pluvieux. Hava yağmurludur. En été yazın. Le temps est ensoleillé. Güneşlidir. Il fait chaud, sıcaktır. Il y a du soleil. Güneşlidir. Il fait environ 30 degrés. Yaklaşık 30 derecedir. En automne. Sonbaharda il pleut, yağmur yağar, il y a du vent, ya rüzgar vardır. İlya derza vers e, sanak yağmur vardır. Aniver kışın il fe fua soğuktur. Il fe gri bulutludur. Il nej kar yağar. Il jel don yapar. Il ya du bruyar e, sis vardır. E doloraj fırtına vardır. Parle de la santé. Sağlıktan bahsetmek. Exprime une douleur. Ağrıyan bir yerini söylemek. Etran bon sante sağlıklı olmak, etran form formda olmak, etir malat hasta olmak, se sentir bien iyi hissetmek, se sentir mal kötü hissetmek, avoir mal a maskülenlerde isimlerde o, feminenlerde ala, sesiyle başlayanlarda a el, çoğullarda o oluyor. Jemal ağrım var. Hemen bir etkinlik var yine. O maskülen, ala feminen, a el sesli ile o çoğul. El mal al estoma. Estoma, midesi ağrıyor. Onun, kız, el, şi. Il mal o Dişleri ağrıyor. Diş çoğul, o yüzden o. Atü mal, o vantır. Senin karnın ağrıyor. Vantır maskülen olduğu için o. Cemal ala şövi duat sağ bileğim ağrıyor. Şövi feminen olduğu için ala olacak. Keske tüya neyin var? Koman sens? nasıl hissediyorsun? Je ne suis pas en forme. Formda değilim. Je ne me sens pas bien. Olumsuz cümlede hatırlayın ne ve pa. Fiil ikisinin arasında kalıyor. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en forme, je suis malade, hastayım, j'ai des frisons, terliyorum, daha doğrusu titriyorum, je tousse, öksürüyorum, je ternis, hapşırıyorum, Je de la midem bulanıyor, j'ai envie de vomir, kusmak istiyorum. J'ai mal à la tête, başım ağrıyor, j'ai mal au ventre, karnım ağrıyor, j'ai mal à l'oreille, kulağım ağrıyor, j'ai mal aux dents, dişlerim ağrıyor. Bir ki bir bulmaca var. Bunu kendiniz yaparsın ama ben Sante Sağlık, Malatasta, Rümnezle, Metsen Doktor, Mal Ağrı, Eternyö, Eternyö hapşurmak, Fiev Ateş, Vücut Ateşi, Vomir Kusmak, Tuse Öksürmek, Anjin, bu bademcik ağrısı. Bunları bulun diyor. Mesela ben bir tane buldum. Fiyer. Gerisini artık siz bulursunuz. Gramer bölümündeyiz. Article partitif deniyor Fransızca da. Bu nedir? Biliyorsunuz kelimeler maskülense başına lö geliyor, feminense la geliyor. Sesli ile başlıyorsa el apostrof olsa l geliyor. Şimdi dö ile birlikte kullanıldığında dö ve lö birleşiyor ve düye dönüşüyor maskülen kelimeler için. Feminende de döler diye kalıyor. Sesliyle ile başlıyorsa döel apostrof, döel apostrof, dö apostrof. Çoğul da her iki tarafta da d'ye dönüşüyor. Form negatif, olumsuz cümlelerde eğer bir cümlede dü, la, de varsa olumsuz cümlelerde dö ya da sesiyle başlayanlarda bu şekilde dö'ye dönüşüyor her iki durum için. Örneğin, je fais de l'escalade sesliyle başladığı için de l'escalade. Ben tırmanış yapıyorum. Tu bois du café, sen kahve içiyorsun. İngilizcedeki some coffee gibi. Sen kahve içiyorsun. On ne döpe olumsuz. Burada normalde du döpene e dönüştü. Olumsuz olduğu için. Elfe döla jimnastik feminen jimnastik. Il mange O makarna yiyor. Pat hamur yiyor derken çoğul olduğu için de oldu. Le verb jouer faire. oynamak fiili biliyorsunuz jouer. Oynamak, fer. Jouer'den sonra a preposisyonu gelirse oynamak, de preposisyonu gelirse bir enstrümanı çalmak anlamına geliyor. Fer yapmak, ferden sonra de geliyor biliyorsunuz ya. Bir şey yaptığınız zaman. Parler des activités. On utilise principalement deux verbes. Jouer, faire et jouer. Le verbe jouer. Jouer à. Oynamak, jeju o futbol, futbol maskülen o, o basketbol maskülen o, o handbol maskülen o, gördüğünüz O rugby maskülen, o voleybol maskülen, o bowling, o golf maskülen hepsi. O tenis maskülen, o badminton maskülen, o tenis de table, ping pong maskülen. Genel spor isimleri maskülen. El joue video. Burada çoğul. O ne oynuyor? Video oyunu. O Zeşek. Z ile okuyoruz. Satranç oynuyor. El joue o Zeşek. Jouer de. Çalmak. Bir enstrümanı. Vous jouez du piano. Siz piano çalıyorsunuz. Vous jouez de la trompette. Siz trompet çalıyorsunuz. Vous jouez du violon. Siz keman çalıyorsunuz. Vous jouez de la guitare. Siz gitar çal çalıyorsunuz. Jouer avec, biriyle oynamak. Jouer avec sa soeur, kardeşiyle oynuyor. Oyun oynamak çocuklar için bu. Le fer, yapmak. Je fais du tennis, maskülen, tenis yapıyorum. De la randonne, feminine, yürüyüş yapmak. Je fais de l'escalade, tırmanış yapmak. Elle fait du piano, o piano çalıyor, yapıyor anlamında. Elle fait de la e yine piyano çalar, yapar. Ferle başka deyimler de var. Tüfela vesel bulaşık yıkaman. Tüfele menaj ev işleri yapmak. Ferle kurs tüfele kurs alışveriş yapmak. Genellikle mutfak alışverişine ferla kurs deniyor. Bu Fransızca'da. Peki bakalım etkinliğe. Complete avec le verb jouer oynamak. Ufer. Dedik ki jouer'den sonra a olabilir o spor de olabilir etkinlik herhangi bir e, enstrümanı çalmak anlamında fer yapmak o tenis dediğine göre vous jouez o tenis siz tenis oynuyorsunuz maskülen il joue o badminton burada maskülen o olacak tu fais du patinage sen e, paten yapıyorsun El joue au ping-pong. Ping-pong oynuyor. Maskülen. Nous faisons du ski. Biz kayak yapıyoruz. Du maskülen yine. Je fais du roller et de la trottinette. Roller diye bir şey. Kayak gibi yapıyorum. Il joue au golf. O golf oynuyor. El font de la gymnastique. Gymnastique yapıyorlar. Yine feminen. Il fait du judo. Judo yapıyor. Mathieu joue au hockey sur grâce, Pousse au On fait du rafting masculin. rafting rafting yapıyoruz. Mon père et ma soeur, babam ve kız kardeşim, jouent aux échecs. Parlez de ses goûts et de ses loisirs. Hayatta sevdiğiniz şeylerden ve hobilerinizden bahsederken, Pour parler de ses goût, on utilise aimer, sevmek, aimer bien, çok sevmek, adorer, bayılmak, ne pas aimer, sevmemek, ne pas aimer du tout, hiç sevmemek, du tout, Dedeste, nefret etmek. Le verbe préférer signifie quand il plusieurs choses, il y a une qu'on aime plus. Prefere tercih etmek fiili birçok seçenek arasında bir tanesini daha çok seviyoruz anlamına geliyor. J'aime le chocolat. Çikolatayı severim. Je préfère le roman policier. Polisiye romanları severim. Je déteste de la pluie. Yağmurdan nefret ederim. Bu fiillerden sonra isim gelebilir. Şokola, roman, polisiye, yağmur gibi fiil gelebilir. Anverp. J'adore aller au théâtre. Tiyatroya gitmeye bayılıyorum. Ale. Gitmeye bayılıyorum. Je n'aime pas beaucoup du spor. Spor yapmayı sevmiyorum. Je préfère lire. Okumayı tercih ediyorum. Entre les activités de loisir et La féminin biliyorsunuz. Le masculin. Le çoğul. Verb. Bunlar da fiil olacak. Feminen olan la müzik, la gitar, la natasyon, l'équipe le... feminen ama sesiyle başlıyor. Le basket maskülen, le jeu çoğul ama burada çoğul bölümüne yazmak lazım genellikle ya da tekil çoğul. E, maskülen oyun, maç maskülen, jogging maskülen, piyano maskülen. Le spor çoğu, le jouer oyuncular, le jeu oyunlar, ver fiiller, fer yapmak, adore çok sevmek, écouter dinlemek, lire okumak, préférer, tercih etmek. Bu şekilde siz de sınıflandırabilirsiniz. Preparation au DELF. Belki bilmeyenler vardır. DELF nedir? DELF Fransız. Fransa'nın bir yaptığı bir sınav. Bu sınava girip A1 her düzeyde yapılıyor. A2, B1, B2 düzeyine DELF deniyor. Yine bu sınavın C1 ve C2 düzeyine de DALF deniyor. Diplôme élémentaire de la langue française, diplôme approfondi de la langue française, DELF, DELF. Bu sınavlarda Fransa'da okumak istiyorsanız mesela üniversite B2 DELF sertifikanızın olması lazım. En az B2 almanız gerekiyor. Bu sınavları Fransa yapıyor. Doğal olarak Türkiye'de de Ankara'da, İstanbul'da, bazen Eskişehir'de bu sınavlar düzenlenebiliyor. Préparation au DELF. Enregistrement 30. 1. Écoutez et lisez chaque description pour deviner du quel phénomène météorologique il s'agit. Je brille dans le ciel les jours de beau temps et je suis une étoile extrêmement chaude et la terre tourne autour de moi. C'est blanche et froide, elle tombe du ciel en flocons. On l'apprécie pour la pratique de certains sports comme le ski ou la luge. Il souffle doucement et il nous rafraîchit. Son souffle intensif peut former une tempête. Blanc, gris ou noir, il est dans le ciel et il annonce parfois la venue de la pluie. Préparation au delf. Enregistrement 30. 1. Écoutez et lisez chaque description pour deviner du quel phénomène météorologique il s'agit. Je brille dans le ciel les jours de beau temps et je suis une étoile extrêmement chaude et la Terre tourne autour de moi. C'est blanche et froide, elle tombe du ciel en flocons. On l'apprécie pour la pratique de certains sports comme le ski ou la luge. Il souffle doucement et il nous rafraîchit. Son souffle intensif peut former une tempête. Blanc, gris ou noir, il est dans le ciel et il annonce parfois la venue de la pluie. Örneğin, euh, bazı kursları var katılarak. Oralarda egzaminatör, sınav görevlisi olabiliyorlar. Benim de öyle bir görevim var. Dolmak üzere sanırım son bir yıl kaldı. Şimdi ders sınavları nasıl düzenleniyor? İşte aynen önce komprehansiyon oral size bir şey dinletiyorlar. Dinlediğiniz şeye göre yapıyorsunuz. Örneğin bu bir ders sınavı A1 düzeyinde örnek olabilir. Dinleyip bu boşluklara gelenlerin dolduruyorsunuz. Genellikle bir defa dinletiliyor. A1'de iki defa olabilir bazen. Prodüksiyon oral konuşma bölümünde size bir konu veriyorlar ve o konu üzerinde konuşmanızı istiyorlar. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Sonra kompanyasyon ekrit bölümü dört bölümden oluşuyor. Okuduğun anlama bir metin ve onunla ilgili sorular oluyor. Onu yapıyorsunuz. Son olarak da prodüksiyon ekrit yazma bir konu veriyorlar ve o konuda yazıyorsunuz. İşte bu dört şekilde, bu dört bölümde sınavlar düzenleniyor. Bizim bu kitabımızda sizi delfe hazırlamaya çalışıyor doğal olarak. Bir gün delfe girerseniz bu dört şekilde hazırlanmayı öğreniyorsunuz. Dört tane, e, bu dört temel beceriyi geliştirmeye çalışıyor kitap. Bunu dinlediğinizi düşünüyorum. Daha önce hmm, din koyacağım dinlemeyi tabi. Şimdi bir bakalım birlikte. Je brille dans le ciel. Tabi dinlerken ne yapacağız? Burada hmm, hangi meteorolojik durum söz konusudur onu anlamaya çalışıyoruz. Örneğin tarif etmiş. Gerçi burada şeye gerek yok. Çünkü zaten metin aynı. Ben gökyüzünde parlarım. Le jour de botan. iyi havalarda. Je suis une étoile. Ben bir yıldızım. Extrement chaud. Çok çok sıcağım. La terre tour. oturuyorum. Dünya benim etrafımda döner. E doğal olarak bu Josvi Soleil. Ben güneşim. Elle est blanche feminen bir şeyden bahsediyoruz. Beyaz, froid, feminen, soğuk, tombe du ciel, un flocon. Böyle e, Türkçe ne deniyor o şekle? Kar tanesinin şekline flokon diyorlar. Gökyüzünden düşer. On lapsi pour la pratique de certains sports. Bazı sporların yapılmasında çok değerlidir. ski, kayak, la luge kızak. E bu da selanej, Kar. tane denebilir buna. Kar tanesi. Tane şeklinde düşüyor. İl suf Dusman il maskülen. Böyle yavaş yavaş eser inlu rafreşi bizi rahatlatır, serinletir. Son suf entansif performe un tampet. Çok yoğun bir şekilde eserse bir fırtınaya neden olabilir. Bu da se le vin. Rüzgar. Beyaz, gridir, siyahtır. ile dans le ciel, gökyüzündedir. Il annonce parfois la venue de la, de la pluie. L'arrivée de la pluie. Çoğu zaman yağmurun gelişine haber verir. Beyaz, gri, siyah. Bu da selle, nuage bulut. Tabi bunu dinlerken yazabilmek gerekiyor. Önemli olan o. Yoksa sonra değil, dinlerken yazabilmek. A1 düzeyinde sadece birer kelime yazıyorsunuz ama anlamanız gerekiyor. Burada le soleil, la neige, le vent, le nuage diye de yazmışım. Observe les deux images. Konuşma bölümünde bu iki imaja resime bakın. Choisissez l'une d'elles. Birini seçip parle en oral. Konuşun diyor sözlü olarak. Burada Türkiye Meteoroloji ile ilgili olan bölümle ilgili bir konuşma örnek. Le pays est partiellement nuage. Ülke partiellement A1 düzeyinde bilinebilir mi? Kısmen bulutludur. A l'est de la région Marmara. Marmara bölgesinin doğusu. An Ege, Ege bölgesi. Central Ege, Ege'nin deniz kıy kıyısında olmayan bölümü dans la région de Lac, göller bölgesi an oriental yine doğu akdeniz ana -An santral anadolu orta anadolu e anmern var karadeniz ana oriental doğu anadolu e o nord de anatoli anadolu'nun e kuzeyi düsüdest yine güneydoğu Deza dezavers oralarda e sanak yağmur Edezoraj Entermitant Entermitan yine zaman zaman demek. Zaman zaman fırtına var. Bu konuşmaktan çok yazılı bir metin haline gelmiş. A1 düzeyinde bir öğrenci özellikle buna baktığında İstanbul'da işte hava nasıl onu söyleyebilir. A İstanbul İlyadü Düsoley. Hava güneşli diyebilir çok net belli olmuyor tabii burada resim çok belirgin değil ya da bu resme baktığında İlya Dezarp, Downey Park İşte ya Dezarp otlar var, De Pelus. Pelouse var? 1 2 3 4 5 İlya 5 circle bu nedir? Se Olimpiyat. Olimpiyatın simgesi onu söyleyebilir çok da söylenecek bir şey yok resimlerde. Peki, je fais, yaparım. Je joue, oynarım. Jem, severim. Jem bien, çok severim. J'adore, bayılırım. Je préfère, tercih ederim. Je de des, nefret ederim. Burada dikkat edeceğimiz fer fiilinden sonra de geliyor maskülenler. Mesela je fais du tennis, tenis maskülen. Je fais du vélo, vélo maskülen. Sesliyle var. Je fais de l'athlétisme. Ama je fais de la course à pied, yürüme. Je fais de la randonnée, féminin sesiyle başlayan bir şey olduğunda je fais de l'équitation atçılık yapıyorum. Jouer à oynamak fiili bu de bu a. Burada ise je joue oynarım. Je joue au tennis. Maskülen. Je joue o basketbol, basketbol oynarım. Je joue o rubi, rubi oynarım gibi yapabiliriz. Geldik bu fiillerde ise bu fiillerden sonra article kullanacağız. Le, la, maskülen le, feminen la, el apostrof sesliyle başlayan le çoğul. Örneğin jem severim, le tenis, tenisi severim. Jador bayılırım, le voley, maskülen yine. Je préfère la randonnée, randonnée féminin. Je déteste, nefret ederim. le volleyball. Je déteste le ederim. Pla, le plat, le plat çoğul galiba. Nefret ederim. Ben tercih ederim. Ben ederim. Gibi bunları ederim. Le masculin, la, şu tercih sonra bu şekilde olacak. Okuma bölümündeyiz. İngilizlerin reading dediği sınavlarda ya da derste. Önce isterseniz Fransa'da hava durumu ile ilgili bir metin var ama bir yönleri hatırlayalım şöyle. Bize yardımcı olur hem Burası süt, güney, nor, kuzey, est, doğu, west, batı. Tabi Türkçe'de olduğu gibi ara yönler içinde burada nordest. Metinde geçiyor mesela nordest. Buraya südest diyeceğiz.

Il fait beau, hava güzel, et en soleil, güneşli, o süt, güneyde, hava, o süt, güneyde, hava güneşli ve güzel. Türkiye'de olduğu gibi orada da Akdeniz güney, doğal olarak hava güzel. Mais, ama le nord est nuageux, yine Türkiye'de olduğu gibi kuzey, bulutlu, il va pleuvoir en Bretagne, Bretagne kuzeyde sayılır daha çok Fransa'nın batı kısmında. Normandiya'da hemen komşu bölge olarak yağmur yağacak. Zaten Britanya'da sürekli yağmur yağıyor. Ben orada yaşadığım için biliyorum. Daha nordest, kuzey doğuda buradayız. Ilfe Antrsenk Muen bu arada eksi Muen. Il fait entre moins 5 et moins 8 degrés. Eksi 5, 8 derece. Le vent se renfond sur Alsace-Lorraine bölgesi. Almanya sınırında tarihte Alsace-Lorraine, Almanya-Fransa arasında problemli olan bölge. E, çok güçlenecek diyor. Se déplace vers la Bourgogne et la France-Comté'ye doğru hareket ediyor. Il y a de fortes chutes de neige çok miktarda kar düşüşü bekleniyor. Dans les Alpes. Alpler'de ya kar normal. Le ciel, le ciel est bien dégagé dans le sud-est. Yine ülkenin güneydoğusunda gökyüzü zaman zaman parçalı bulutu diyebiliriz. Dans la partie du sud du pays, ülkenin güney bölümünde le temps est clair, hava açık, ensoleillé güneşli. Les températures sont aux environs de 15-18 degrés en midi prene. Güneyde bu 15-18 derece arası. Environ, yaklaşık. Et dans le Languedoc Roussillon da ve midi prene de hava 15-18 derece. En Provence Alp Côte d'Azur bölümgesinde Le minimal son oturdukken dükkan En az 15-20 derece olacak. Tabi bu bölgeler hep güneydeki bölgelerin adı Fransa'da. Bir tablo var işte. Ona göre dolduracaksın yukarıdakine göre. Bretagne ne yapıyor? Il Yağmur var. Yağıyor. Normandi il Yağmur yağıyor. Sudes, le ciel est dégagé. Ülkenin kuzey doğusunda parçalı bulutlu. Nordest ilfe Muensenk a 8 degre, eksi 5, 8 derece. Asas Loren ilya Duvan rüzgarlı. Burgon ilya Duvan ilfe 15-18 degre, 15-18 derece arası. La Gédoc Roussillon le temps en est ensoleillé güneşli. Côte d'Azur le temps en est ensoleillé güneşli. Il fait 15 20 degrés. 15 ila 20 derece. Associer les deux les phrases aux saisons. Sezonlara bakalım. Ete hatırlayalım. Yaz. Bir daha. Printemps, ilkbahar. Oton, sonbahar. Liver, kış biliyorsunuz. Il fait froid et il neige. Hava soğuk ve kar yağıyor. Kış doğal. Parfois il fait très chaud. Bazen hava çok sıcak olabiliyor. Oton sonbahar. Le temps est doux. Hava genellikle ve iyidir. Il yumuşaktır. Il plus souvent sık sık yağmur yağar. Printemps ilkbahar. Il fait beau et soleil brille. Lete o da yaz. Hava güzel ve güneşli. O da yaz oluyor. Classe les expressions si dessus. Merci avec plaisir. Propose önermek. Accepte kabul etmek. Refuse reddetmek. Bunları buna göre sınıflandırıyor. Ve tu diyorsan ister misin? Propose. Teklif ediyorsun. Tu viens au foot ce soir. Bu akşam futbol maçına gelir misin? Propose. Kabul ettiğinizde. Merci avec plaisir. Teşekkür ederim memnuniyetle. Refuse. Reddediyoruz. J'aimerais bien me, isterdim ama. Red. C'est dommage. Üzgünüm. Maalesef. Je suis désolé. Üzgünüm mi, ama. Yapacağım şeyler var. Reddediyoruz. Prodüksiyon ekrit yazılı bölüme bakalım. Antoine parle du temps qu'il fait aujourd'hui. Bugün havanın nasıl olduğundan bahsediyor. Antoine ekri ve sabül libreman. istediğiniz gibi doldurun diyor ama biz yine de öneri olarak. Le matin il fait gris. Sabah hava bulutlu. Il pleut dans la journée. Gün içinde yağmur yağıyor. Il y a du soleil dans l'après midi. Öğleden sonra güneşli. İşte Önce hava bulutlu, sonra yağmur yağıyor, sonra güneşli. Gün içinde üç şey söyleyebiliriz. Repondeux question librement. Yine istediğiniz gibi cevap verin diyor ama biz örneğe verelim. En quelle saison sommes nous Şimdi hangi mevsimdeyiz? Nous sommes au printemps actuellement. Şimdi ilkbahardayız diyor. Mesela. Quel couleur attribuez-vous à chaque saison? Hangi... E, Hangi mevsime, hangi rengi verirsiniz? J'attrubi le blanc à l'hiver. Beyazı kışa, le vert au printemps, yeşili e, ilkbahara, le rouge à l'été, kırmızıyı yaza, le jaune à l'automne, sarıyı sonbahara veririm diyor. A quel mois de l'année le, le printemps commence? Yılın hangi ayında başlar? İlkbahar. Le printemps commence au mois de mars. Mart ayında başlar. Köfeton fait Köfeton annivers? Que fait-on? Ne kutlanır kışın? En fait le nouvel an. Aniver. Genellikle yılbaşı, yeni yıl kutlanır. Que fait anete? Yazın ne yapılı, ne kutlanır demek istemiş herhalde yine burada çünkü en fait diyor. Yanlış düşünülmüş olabilir. Yine FET. Fransa'da en fait le 14 juillet 1789 Fransız devriminin tarihi olan 14 Temmuz Fransa'nın milli bayramıdır. Cumhuriyet bayramıdır. O kutlanır. <laughs> Écrivez le devinet sur le thème de la météo. Meteoroloji üzerine bilmece yazın. Bu bilmeceler yağmurla ilgili la pluvie, l'orage, fırtına, la grêle, le brillarsis. bu da dolu, la grêle. Mesela yağmuru söylemeden tarif ediyoruz. El tombe du ciel, gökyüzünden düşer. Tülmon, sorson, paraplüvi, herkes şemsiyesini çıkarır. El, muytu, her şeyi ıslatır. Se en dispensa pur le plan. Bitkileri beslemek için vazgeçilmezdir. Il suftusman, hafifçe eser. Il rafreşi, serinletir. Il for bazen sert eser. Il performe un tampet, bir e, e, fırtınaya neden olabilir gibi sizde başka örneğin buru sisle ilgili bir şey yazabilirsiniz örnekte olduğu gibi. Evet ünite 5'i bitirdik. Bizi izlemeye devam edin. Abiento.